Ben çok bizde teşekkür kullandığınız ederim. için İyi sağ yayınlar olun. dilerim. Sağ olun. Hoşça kalın. 6 gün geride kaldı. Neyde geride kaldı 6 gün? Yüzlerce öğrenci barınma hakkı için biliyorsunuz dışarıda sokaklarda yatıyorlar. Yağmur demeden, soğuk demeden, soğuk havaya rağmen sokaklardalar. Bir izleyelim o 6 günün 6. gününde ne durumdalar. İstanbul'da başladı, ülkenin birçok noktasına yayıldı. Barınamayan yüzlerce üniversite öğrencisi 6 gecedir sokaklarda yatıyor. Parklarda geceleyen, sabahlayan öğrencilerin bir kısmı da bu alanda yine sabahladı. Burası İstanbul Moda, barınamayan öğrencilerin yeni adresi. Üniversiteliler sahilde bir araya geldi. Önce sorunlarını konuştular, sonra şarkı söylediler. İçişleri Bakanlığı eylemlere katılan kişilerin barınma sorunu olmadığını, bazılarının öğrenci dahi olmadığını söylemişti. Bakanlığın bu sözlerine öğrencilerden yanıt geldi. İçişleri Bakan Yardımcısı hakkımızda olmayan sözleri söyleyip, yani gerçeği yansıtmayan şekilde bir biçimde bizim taleplerimize kulaklarını tıkayıp, bizi kulak arkası edip bir şekilde terörize etmeye çalışıyor. Eğer bizim taleplerimiz yerine getirilmezse, bir süre daha bize kulak asılmazsa, amfilerde, kampüslerde bizi yorganlarımızla, battaniyelerimizi görmeye başlayacaksınız. Bir grup üniversiteli de Şişli Meydan'da toplandı. Geceyi burada geçirdi. Destek istedi. Bizim istediğimiz devletin herkese hakkani bir şekilde rahat bir barınabilme hakkı sağlamasıdır. Sizlerle de bu sorunları yaşayanların gelmesini, yaşamayanların bize destek olan isteyenlerin gelmesini istiyoruz. Buraya hepinizi bekliyoruz. Nöbetin diğer adresi İzmir, Alsancak'ta, Buca'da, Bornova'da öğrenciler soğuk havaya rağmen dışarıdaydı. Tulumlarını giydiler, battaniyeleri de üzerlerine örtüp uyudular. Herkesi dayanışmaya, desteğe, birlikte sohbet etmeye, çay içmeye bekleriz. 127 diye bahsettiklerinin karşısında sadece 127 kişi değil, binlerce öğrenci tutsun. Ve biz hakkımız olan barınma hakkını, üniversite eğitim hakkını alana kadar sokaklarda mücadele etmeye devam edeceğiz. Eylemler Ankara, Kocaeli, Çanakkale'de de devam etti. Lütuf beklemiyoruz, sadaka istemiyoruz. Sadece öğrencinin hakkını arıyoruz. Durum böyle öğrenciler açısından. Şimdi Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan da bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Öğrencilerin barınma ihtiyacı taleplerine yönelik. Biz şöyle dedi, yurt kapasitesini tırmandıran bir iktidarız dedi. Aynı zamanda hiç alakası olmayan kişiler banklara yatırılarak kampanyalar yürütülüyor. Yalan söylüyorsunuz, hayatınız yalan dedi. Böyle bir sorun yok dedi. Eğitimci Feray Aytekin Aydoğan şu anda telefon attığımızda. Sayın Aydoğan merhabalar. Merhabalar Soray Bey, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Ortada öğrencilerin söylediği gibi bir barınma sorunu mu var yoksa Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği gibi bir yalan mı var? Nedir Türkiye'deki öğrenciler açısından barınma hakkı da geldiğimiz durum? Şu anda üniversiteye yerleşen tüm anne babaların, tüm ebeveynlerin ve yine üniversiteye yerleşen tüm öğrencilerin, herhangi bir yakını olan herkesin yaşadığı şu an temel sorun barınma sorunu. Ve il il veriler de, istatistikler de ortada, çok ciddi bir barınma sorunuyla karşı karşıya öğrenciler. Ve yine 4 Eylül'de Sorel Bey birçok yerde de yer aldı. Yönetmelik yayınlandı resmi gazetede. Bu yönetmelikte yine kimi vakıf ve dernekleri ciddi bir şekilde kamu kaynağı aktarılacağı, bütçe aktarılacağı, hı hı, açıklandı. Ve bu yönetmelikteki ifadeler üzerinden de bu vakıf ve derneklerin kimler olduğunu da yine gördük biz. Yıllardır öğrencilerin en temel kamusal eğitim hakkı için ayrılmayan bütçeler yine vakıf ve derneklere aktarılmaya devam edildi. Ve yine özel yurtlarla ilgili de bir mecbur bırakılma haliyle karşı karşıyayız. Aslında eğitimin her alanında olduğu gibi barınma meselesinde de 19 yıldır sürdürülen iki temel hat devam ettiriliyor. Yeterli yurt olmadığı için öğrenciler ya özel yurtlara mecbur bırakılıyor ya da cemaatlerin ve çeşitli tarikatların, dini yapıların yurtlarına mecbur bırakılıyor. Ve bize ait olan kaynaklar, halka ait, öğrencilerimize ait olan kaynaklar ısrarla ya sermayenin ya da vakıfların, derneklerin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılır.
Şu an yaşanılan sorun Türkiye'nin her yerinde barınma hakkı için mücadele eden öğrencilerin dile getirdiği gerçekliktir. Bu gerçekliği şu an üniversiteye yerleşen tüm öğrenciler yaşıyor. Temel haklarını da ilk katında sonuna kadar kullanıyorlar. Bizim esas almamız gereken birebir yaşadığımız gerçeklikle öğrencilerin söyledikleridir. Anladım. İkinci konuya geçmeden o zaman şunu şöyle özetleyelim. Türkiye'de bir barınma sorunu var. Öğrenciler açısından bu sorun giderilebilir bir sorun. Ancak kaynaklar bu yönde kullanılmak yerine vakıflara, cemaatlere aktarılıyor. Dolayısıyla sorun büyüyerek devam ediyor. Sizin açıklamalarınızdan çıkardığım sonucu böyle özetledim. Peki bir başka konu. Yine Esenler Belediye Başkanı Sayın Göksu dün akşam katıldığı programda dedi ki biliyorsunuz İstanbul Marmara bölgesi daha doğrusu olası büyük bir İstanbul depremini ya da Marmara depremini bekliyor. Okullarla ilgili İstanbul'da hiçbir okulda sorun yok dedi depreme karşı. Hepsi yani güçlü demek istedi. Devletimiz buna bu sorunu çözdü dedi. Okulların durumu nedir depreme karşı, hazır mı? Öncelikle Temmuz ayında Meclis Araştırma Komisyonu, Deprem Araştırma Komisyonu bir rapor yayınlamıştı. Ve Türkiye genelinde 659 okulun 381'inde güçlendirme çalışmalarının tamamlanmadığı açıklanmıştı. Sorun yok denildiğinde sorun ortadan kalkmıyor. Burada bu açıklamayı yaparken şunu ifade etmeleri gerekirdi. İstanbul genelinde kaç okula deprem dayanıklılık testi yapıldı? Bunun açıklanması gerekirdi. Bu konuda bir çalışma üzerinden sonuçlar açıklanmadan böyle bir sorun yok denildiğinde bunu olmadığı anlamına gelmiyor. Ve sadece İstanbul'da değil, Türkiye'nin birçok yerinde ve son dönemde İzmir'de de yaşanılan deprem sonrası gördük ki deprem güçlendirme çalışması noktasında yine gerekli çalışmalar yürütülmediği için birçok okul ciddi şekilde zarar gördü. Ve birçok yerde de öğrenciler salgın koşullarında çok daha kalabalık sınıflarda yüz yüze eğitime devam etmek zorunda kaldılar. Burada söylenilmesi gereken sorun yok veya gerekli çalışmalar tamamlanmıştır değil, gerçek verilere dayanan deprem dayanıklılık testi üzerinden yapılan çalışmaları esas alan açıklamaları tüm kamuoyuyla paylaşmaları gerekir. Peki. Yapılması gereken bu. Peki. Çok teşekkür ediyorum Sayın Aydoğan katıldığınız için yayınımıza. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Şimdi Valide Bağ Korusu'nu günlerdir, haftalardır biz de gündeme getiriyoruz. Onların mücadelesi daha uzun. İstanbul Üsküdar Belediyesi koruya döktüğü kum ve molozlarla tepkilerin odağındaydı biliyorsunuz. Belediye bir kez daha gündeme geldi.